Ünlü şairimiz Ahmet Arif bugünleri görseydi, "Kadınca olsun isterim, dostlukta, düşmanlıkta" diye yazardı. 8 Mart gösterileri bir kez daha gösterdi ki, Türkiye artık yiğit kadınların ülkesidir. Denizlerin, Mahirlerin ve İbrahimlerin direnişçiliğini en çok kadınlarda görüyoruz. AKP iktidarı 8 Mart'ta kadınların sınıfsal, ulusal ve cinsel sömürüye karşı yapmak istedikleri yürüyüşleri yine yasaklar ve polis gücüyle engellemeye çalıştı. Tüm engellemelere rağmen alanlara çıkan kadınlar, gericiliğin artan baskı ve şiddetine karşı protestolarını cesaretle ve coşkuyla koydular. Türkiye'de devrimci kadınların yıllardır ortaya koyduğu dirençli örnek, İyi Parti lideri Meral Akşener'i bile etkiledi. Meral Akşener'in hangi sınıfa mensup olduğunu, kim olduğunu elbette biliyoruz. Ama halkın yiğit kadınları nasıl takdir ettiğini Akşener de gördü ve Bahçeli'nin kendisine "fosforlu cevriye" ifadeleriyle saldırması karşısında sesini yükseltmesiyle kamuoyunda takdir topladı. HDP'nin Meral Akşener ile bu konuda dayanışma göstermesini doğru buluyoruz. Geçtiğimiz hafta Erdoğan'ın açıkladığı insan hakları eylem planı daha ilk haftasında sönümlenip gitti. Toplumun genelinde bu yönde bir beklentinin de kalmadığı görüldü. Planın açıklandığı aynı hafta içinde yine kadınlara yönelik şiddet, tecavüz ve ölümler yaşandı. Ekonomideki kriz ve ağır sorunlar karşısında halkın yoksulluğu ve çaresizliği artarken Erdoğan'ın bir itibar meselesi olarak gördü ve tasarruf yapılamayan tek şey saray şatafatı oldu. Yazlık ve kışlık saraylara bir yenisi daha eklendi. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında iktisadi ve mali işbirliği anlaşması ile bir Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesi daha duyuruldu. Türkiye proje için 14 milyon Türk lirası taahhütte bulundu. AKP iktidarın dış politikadaki hızlı U dönüşleri devam ediyor. Erdoğan'ın kendi iktidarını korumaya esas aldığı, ABD eski başkanı Trump ile yürüttüğü ikili görüşmeleri yine Başkan Biden ile yürütmesinin zor olacağı görülüyor. NATO üzerinden de bölgedeki gücünü korumak ve geliştirmek isteyen ABD, AKP iktidarından bu durumu gözeten adımlar beklemektedir. İktidarın Mısır ile yakınlaşma sinyalleri de buna uygun düşmektedir. Bu hafta dikkat çeken olaylardan biri de Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco'nun Irak ziyaretiydi. Başkent Bağdat, Erbil, Musul ve Ninova'ya giden ve üç semavi dini oluşturan İbrahimi dinler arasında barış ve hoşgörü mesajları veren Papa, Irak nüfusunun yaklaşık %70'ini oluşturan Şiilerin dini lideri Ayetullah Sistani ile görüştü. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi de Papa'nın ziyareti vesilesiyle 6 Mart'ı Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Günü ilan etti. Suriye'de Beşar Esad hükümetini devirmeye yönelik başlatılan uluslararası operasyonun üzerinden 10 yıl geçti. İşgalcilere karşı direnen ülke korkunç bir iç savaşla sürüklendi. Gerici Arap rejimlerinin ve Erdoğan iktidarının hedefine koyduğu Suriyeli parçalama operasyonu, IŞİD gibi gericiliğin en koyusunu kuşanmış bir katiller ordusu yaratma operasyonu oldu aynı zamanda. Bunda Batı'nın muazzam payının olduğunu da unutmamalıyız. 2011 yılının Mart ayında başlayan savaş korkunç yıkım ve hasara neden oldu. Birleşmiş Milletler raporuna göre Suriye'de geçen 10 yıl zarfında 400 bin insandan fazla insan öldü. Yaklaşık 12 milyon insan yerinden edildi. 13 milyon 400 bin Suriyeli şu anda yaşama muhtaç durumda ve 2 milyon insan ise aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Mart ayı ülkemiz tarihi açısından önemli bir aydır. 12 Mart 1971 cuntası solcu ve devrimcilere hedef alarak devrimci gençliğin önemli liderlerine yönelik yok etme saldırılarına yönelerek toplumu susturmaya çalışmıştı. Yine 30 Mart'ta Kızıldere'de Mahirlerin Solda Birlik ve Dayanışma Örneği direnişleri yaşandı. 12 Mart 1995'te Gazi Mahallesi'nde Alevilere yönelik yapılan saldırı sonrası günlerce süren gösteriler yapıldı. 21 Mart Nevroz, ezilen halkların sevgi ve direniş bayramıdır. Son dönemlerde gazetecilere yönelik peş peşe yaşanan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Levent Gültekin, programa katılmak için gittiği TV kanalı binasının önünde 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Bu saldırı dalgası iktidardan besleniyor. Mevcut gerici ve faşist iktidarın hedef aldığı kesimlerin birlikte direnmekten başka çaresi yok.
Ancak birlikte direnerek saldırılara karşı birbirimizi koruyabiliriz ve yeni mücadele olanaklarımızı yaratabiliriz. Devrimci kadınların özgürlük aşkı, yiğitliği, güvenilirliği, dayanışmacılığı, tutarlılığı ve alçak gönüllülüğü örneğimiz olmalıdır.